Merhabalar. AYT çözümleriyle beraberiz tekrar. Birinci soruyla başlıyoruz. Burada fotoelektrik olayda fotonun katodunda kullanılan KaLeMi metallerine gönderilen fotonların frekansları kopan fotoelektronlara ait maksimum kinetik enerjilere ait grafikleri vermiş bize. Şimdi burada biz şunları biliyorduk. Diyorduk ki buradaki EOK diye ifade etti ya da EOL ya da EOM diye ifade etti. Bizim değişkenlerimiz bağlanma enerjileri. Aynı şekilde FK, FL, FM ve FN diye ifade ettiği şeyler ise bizim eşik enerjilerimizin frekansları oluyordu. Denklem olarak da yazarsak burada gelen foton enerjisi eşit oluyordu. E0 eşik enerjim artı EK kinetik enerjim oluyordu. Bu da zaten bağlanma enerjim diye ifade ediyorduk. Grafikten herhangi bir yerden aldığımız eğimde ise yani EK'nın buradaki enerji frekansa bölünmesi ise zaten enerji ifadesini HF olarak ifade ettiğimizden kaynaklı enerjinin frekansa bölümü bize Planck sabitini veriyordu. Yani ikinci seçenekte yazdığı tanjant alfa Planck sabitinin eşittir doğrudur. Bu sebeple Planck sabiti bir sabit değer olduğundan kaynaklı açı değerleri de birbirine eşit olmak zorundadır. Üçüncü seçenekte söylediği K metalinin eşik enerjisi M'den büyüktür. Ben burada baktığımda sağ tarafa doğru eşik enerjisinin arttığını söylersek yani N'nin M'den, L'den aynı şekilde buradan bir sıralama çıkar. Yani en büyük N, sonra M, sonra L ve sonra K olacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple bu yanlış olur. FN frekansı fotonların kopandırdığı elektronların en büyük kinetik enerjileri olanlar K'ya düşürülenlere aittir. Ben burada frekans değerini, eşik frekansları yüksek bir enerjiyle kopartıyorsam, yani FN frekansla gönderdiğimde, aynı şekilde bunu K'ya gönderdiğimde daha yüksek elektron enerjisi elde ederim. Bu sebeple de bu doğrudur diyeceğiz. L'den elektron koparabilen bir foton, yani FL frekansla gönderdim. K ve M'den de elektron kopartabilir. K'dan evet elektron kopartabilir ama M'den kopartıp kopartamayacağını kesin bir şey söyleyemeyiz. Bu sebeple doğru seçenek sayımız 3 tane oldu. Diğer soruya geçersek, ikinci soruya geçersek. Burada şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında K devresindeki ampul kısa bir süre ışık verdikten sonra sönmekte, L devresinde ise ampul sürekli ışık vermektedir diye ifade etmiş. Şimdi bizim devremizde kesici bir birinci seçenekte yani K devresinde kesici bir devre elemanı var. Kesici bir devre elemanı bizim için sağaç oluyordu. Sağaçın kesebilmesi için de devremiz doğru akımla çalışmak zorundaydı. Yani o zaman X kaynağımız doğru akım, birinci devre elemanımız için ise sağaç olmak zorundadır. İkinci devreye geldiğimizde ise ampul sürekli ışık vermektedir diye ifade ettiğine göre o zaman devamlı ışık veren bir kaynağımız var. Ben burada devamlı ışık verebilirse sağaç ya da bobin bağlayabiliyorum gibi düşünüyorum zaten seçeneklerimizden. Sürekli ışık verebiliyorsa bobin de olabilir, sağaç da olabilir. Orada bir problem yaratmaz ama kaynağımız alternatif akım kaynağı olmak zorundadır. Burada zaten seçeneklere baktığımızda B şıkkı doğru seçeneğimiz oluyor. Üçüncü soruya geçersek. Burada düşey duvarı O noktasından çivilere asılan özdeş kareden ayrılmış F1, F2, F3 kuvvetlerimiz var. Ayrı ayrı dengelenmek istiyormuş. Sürtünme önemsiz ve LFA çevrenin çevresine rahatça dönebildiğine göre burada zaten tork ifademiz F çarpı D idi. Kuvvetin ya da işte uzunluğun, dik uzunluğun bakmamız gerekiyordu. Dik uzunluğu fazla olanın kuvveti minimum olabilir aynı tork değerini elde edebilmek için. Burada baktığımda en fazla dik uzaklık F1'de, F2 ve F3'ün dik uzaklıkları ise şekilde çizdiğimiz gibi olacaktı. Şimdi birinci seçeneğe baktığımızda cismi dengeleyecek en küçük kuvvet F1'dir. Burada baktığımda en fazla dik uzaklık olduğu için evet en küçük kuvvet olmak zorundadır. F2 ve F3 kuvvetlerin torkları birbirine eşit olur. Burada zaten soru kalıbı diyor ki ayrı ayrı dengelenmek istiyor. Ayrı ayrı dengelediğim şey nedir? Ağırlıktır. Üçü için de zaten ağırlığı dengelediğinden kaynaklı tork değerleri aynı olmak zorundadır. Yani doğrudur. Cismin ağırlığının torku F1 kuvvetinin torkuna eşit olur. Burada ifade olarak eşit olmak zorundadır deriz, değil mi? Yani doğru seçenek olması lazım ama değil. Buradaki ifadede şöyle bir durum var. Eşit olur diyorsa yönleri aynı olmak zorundadır. Burada yönden bahsetmediği için bir taraf
yukarı doğru diyelim tork oluştururken artı ve eksiyon belirtebiliriz burada. Diğer tarafta aşağı doğru tork oluşturacaktır. Yani yönler ters olacağı için eşit olur diyemeyiz. İkinci seçenekte ise F3'ün dönüş yönü bu tarafa doğru, F2'nin dönüş yönü de bu tarafa doğrudur. Hem yönleri hem de büyüklükleri aynı olacağı için herhangi problem yaratmazlar sayı değer olarak. Yani doğru seçeneği 1 ve 2 olur. Devam ettik. Burada bir harmonik hareket sorusu ile karşılaşıyoruz. KVN'de bas harmonik hareket yapan T eşittir 0 anda L'den ok yönüne geçiyor olarak söylüyor bize. Bas harmonik harekette burada zaten T'yi 2T olarak paylaştırabiliyorduk. Yani burası T ise buralar 2T olarak ifade ediyorduk. N ve K noktaları F max ve ivmenin maksimum olduğu yerlerde. O noktası ise hızın maksimum olduğu yerler diye söylüyorduk. Bakalım. Şimdi burada T 21 saniyede O'dan ikinci kez geçtiğine göre. Şimdi buradan gelecek o zaman. N noktasına ulaşacak. Sonra tekrar geri dönüp O noktasına gelecek. Burada baktığında ne kadar geçmiş? T, 2T, 4T, 6T, 7T olarak söyleriz. Yani 7T eşittir 21 saniye ise T eşittir 3 saniye olur. Zaten bizim toplam periyodumuz 6T gidiyor, 6T geri dönüyor gibi ifade edersek 12T eşittir 36 saniye gidiyor. Bu da bizim periyodumuz olur. T 12 saniye cisim ivmesi maksimum olur. Bakalım 12. saniyede nerede? 3, 6, 6 da buradan 12. Yani N noktasında zaten maksimum ivme demiştik. O zaman doğrudur. Seçeneğimiz doğru oldu. Cismin L'deki ivmesinin büyüklüğü A ise N'deki ivmesinin büyüklüğü 2A'dır. Burada zaten L ve M'deki ivmeler büyüklük olarak özellikle eşit olurken N ve K'daki ivmeler de birbirine eşit olmak zorundadır. İvmeler de 1'e 2 değerler alırlar. Yani doğru ifadedir bu da. 39. saniyedeki hızın büyüklüğü maksimum değerdedir. Bakalım 39. saniyede nerede? L noktasından başlıyorum. Tekrar bir periyot geçtiğinde aynı L noktasına olacağım. Yani 36 saniye geçecektir. Sonrasında O noktasına gelmesi T'yi 3 saniye bulduğum için O noktasına 3 saniyede gelecektir. Yani 39. saniyede O noktasında olacaktır. Burada hızın maksimum olduğunu söylemiştik. Yani o zaman bu da doğrudur. Yani 1, 2 ve 3 olacaktır seçenek. 5. soruya geçersek. Burada içi boş bir cisim yatay olarak yatırıldıktan sonra tahta bir yol içerisinden geçiriliyor diyor. Dik silindirin içerisinde ters olarak şekildeki sistem oluşturulmuş. Sabit hızla hareket ettirilmiş bir indüksiyon oluşturulmuş aslında burada. Pille oyuncak kamyon içinden çubuk mıknatıs yapıştırıldığını söylüyor. İçeride bir manyetik alan oluşturuluyor. Bu manyetik alan sayesinde dışta bir öz indüksiyon akımı ampermetre üzerinden geçiyor olarak ifade edebiliriz. Çalıştırılan kamyon A'dan D'ye geldiğine göre diyor. Şimdi önce şunu diyorduk. Manyetik alanımız N'den S'e doğruydu bizim. O zaman N'den S'e doğru bir manyetik alan çizdik burada. Şimdi A'dan B'ye gelirken ne yapacak? Bunu durdurmak isteyecek, öyle değil mi? Yani tam tersi yönde bir manyetik alan oluşturmak isteyecek önce. Bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturmak isteyecek. Bunu oluşturabilmek için geçirmesi gereken akım yönde bir yönünde olması gerekiyor. Yani o zaman birinci seçeneğe baktım. Kamyon A'dan B'ye gelirken ampermetre bir yönünde indüksiyon akımı geçer. Doğru ifade oluyor. Sonrasında B ile C arasında ise herhangi bir manyetik yani akı farkı oluşmadığı için öz indüksiyon akımı oluşmaz. Burada diyor ki iki yönde akım geçer diyor. Yanlıştır. C'den D'ye giderken manyetik alan yine yani mıknatısın oluşturduğu manyetik alan yine sağ tarafa doğru olduğu için bu sefer dışarı çıkıyor. Ne yapacak? Onu arttırmak isteyecek. Arttırmak istediği için sağ tarafa doğru bir manyetik alan oluşturacak. Bu sefer de iki yönünde akım geçirmesi lazım o zaman. Diyor ki C'den D'ye gelirken ampermetrenin bir yönde indüksiyon akım geçer diyor. O zaman bir yanlış seçeneğimiz oldu. Yani cevabımız 1 oldu. Devam ettim. Deneyin amacı ve deneyin sonuçları şekilde verilmiştir diyor. Burada eter maddesi varlığının ispatı için yapılmıştır. Burada deney sormuş zaten genel bir bilgi sormuş size. Diyor ki birinci seçenekte eter maddesinin varlığının ispatı için yapılmış. Işığın boşluktaki süretinin tüm eylemsiz referans sistemlerine sabit olduğu bulunmuş. Eter maddesinin olmadığı ispatıyla sonuçlanmıştır diyor. Bu zaten direkt spesifik bir deney. Michelson-Morley deneyi diyoruz. Zaten direkt bu özelliklere sahip bu deney. Geçiyoruz. Başka bir soruda yine radyoaktiviteden bahsediyor burada da.
Diyoruz ki tarihin en büyük nükleer kazası işte 1986 döneminde Sovyetler Birliği'nin Ukrayna başkentinde Çernobil kentinde meydana gelmiştir. Burada kavramı anlatıyor. İşte patlamanın etkisi yıllarca sürmüş, radyoaktif madde, işte bulutlar Türkiye'ye birçok ülkeye etkilemiş diyor. Bu parçaya göre üstte kavramı anlatmış size. Yorumlarını hangilerini yapabiliriz diye soruyor. Nükleer santralin patlamaları yalnız olduğu yeri değil birçok alanı etkileyebilir ki bunu anlatıyor zaten. Üst tarafta Türkiye'yi de etkilediğini söylüyor, doğrudur. Radyasyon canlılar üzerinde kanser gibi olumsuz etkileri vardır. Zaten burada sakat doğarken kanser vakalarının hızla arttığını söylüyor, yani doğrudur. Nükleer santralde termik santralde göre çevre için daha tehlikelidir diye söylüyor. Burada öyle bir öncülü yok. Yani termik santrallere göre bir kıyas olmadığı için o yüzden bir yorum yapamayız. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Devam ediyoruz. M kütleli bir cisim sürtünmenin yalnız yatay DL arasında olduğu, yani şu hat arasında bir sürtünme kuvvetim varmış. A'dan EK kinetik enerjiyle atılıyor. Cisim N noktasına kadar çıktıktan sonra dönüşte D noktasına. Önce N noktasına geliyorum. Buradan geldim. N noktasına geldim. Dönüşte ise D noktasında durduğumu söylüyorum. Şimdi birinci durumda zaten mevcut sahip olduğum enerji, EK kinetik enerjim var. Artı 3mgh'lık bir potansiyel enerjim var. Bu geçişte neye dönüştü? N noktasına kadar çıkabildiğim için 2mgh enerjiye ve 2 tane sürtünmeye dönüştü. Düzenledik. EK artı mgh eşittir 2 tane sürtünme geldi. Daha sonrasında tekrar buradan döndü. Yani 2mgh'lık enerjiyle gitti. Devam etmiş bu. Nerede durmuş? D noktasında. O zaman 2 tane sürtünme bu mevcut bizim 2mgh'lık enerjimizi yok etmiş. Yani ben buradan kinetik enerjiyi bulabilirim. O zaman bunu aldım. Yukarıda yerine yazdım. O zaman E kinetik buradan mgh kadar geldi. Cisim E kinetik enerjisi mgh kadardır. Doğrudur. Sonra devam ettik. Cisim K'dan ilk geçişte kinetik enerjisi A'daki potansiyel enerjisine eşittir. Cismin K'dan ilk geçişteki şuradaki kısmını soruyor bize zaten. Ve buradan baktığımda başlangıçta kinetik enerjisi mgh kadarsa 3 tane mgh'da potansiyelim varsa 4 mgh'lık enerjiyle D noktasına geldim. Her sürtünme mgh kadar enerji harcıyorsa 1 mgh harcadı. O zaman K noktasına geldiğimde 3 mgh'lık bir potansiyelim kalmış oldu. A'daki potansiyel enerjisine eşittir. Evet, A'daki potansiyel enerjisine eşit oldu. DK arası sürtünmenin yaptığı iş 3 mgh eşittir. Baktık biz 2 mgh bulmuştuk. O zaman yanlış. Yani cevabımız 1 ve 2 oldu. Başka bir soruda sürtünme önemsiz olduğu sistemde Hamza V hızı ile hareket eden aracın üzerinden elindeki topu 3 farklı biçimde atıyor. Burada birinci durumda topu Hamza araca göre V hızıyla düşey yukarı doğru atıyor. Şimdi araca göre atıyorsam aracınız da sağa doğru V hızıyla hareket etmekteyse o zaman ikisini de toplarım. Yani benim E katış yapmamı beklerim. İkinci durumda Hamza topu araca göre serbest bırakıyor. O zaman sadece aracın hızını alırım. O zaman sağa doğru bir V hızı alırım. Üçüncü durumda Hamza topu araca göre V hızıyla ilk olarak atıyor. Burada zaten V hızla hareket eden bir aracım var. V hızıyla eğik olarak atıyorum. Yine o araç hızını ekleyeceğim ama eğik atış hareketi yapıyor olarak söyleyebilirim. Şimdi burada atışın hani hareketini tanımladık. Burada bizden istediği şey ise buna göre hangi durumlarda top atıldıktan sonra aracın hızı değişmez diyor. Şimdi sonuç olarak biz burada momentumu yorumlayacağız. Momentumu yorumladığımızda eğer bizim P son eksi P ilk ifademizde bir değişim meydana gelmişse evet burada değişim oluşabilir. Birinci şu duruma baktık. Şimdi elimizde bir V hızı yukarı doğru vardı, attığımız hızımız vardı. Sağa doğru ise araç hızımız vardı. Ben burada yukarı doğru fırlattığımda sağa veya sola doğru herhangi bir itme kuvveti uygulamıyorum. O zaman ben burada herhangi bir itme kuvveti uygulamıyorsam hızında da bir değişim meydana gelmesini bekleme. Bu sebeple birinci seçenekte aracın hızında bir değişim meydana gelmez. İkinci seçeneğe geldim. İkinci seçenekte ise yine ben topu serbest bırakıyorum. Yani sağa ya da sola doğru bir itme kuvveti uygulamıyorum. O zaman ikinci durumda da değişim meydana gelmedi. Üçte ise sağa doğru bir hız vektörüm var.
Üzerine ben bunu zaten attıktan sonra ara çizim de eklerim tabii ki yere göre ifade etmek istediğim için. Ama burada bir itme yani momentum değişimi uyguladığımdan kaynaklı aracın hızında bir değişim meydana gelir. Bu sebeple bunu eliyorum. Yani 1 ve 2 oluyor. Başka bir gezegen sorusuna geldik. Burada da bir Kepler sorusuna. Homojen kabul edilen bir gezegenin içinde A noktasında yüzeyinde A noktasında yüzeyindeki B noktasına ve dışındaki C noktasında kütleler konulmuş. Bunları etki eden diyor ki yer çekimi kuvveti 3 cisme etki eden yer çekimi kuvveti eşit olduğuna göre kütle arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi bunlarda da bizim ifademiz zaten yer çekimi ivmesinin ifadesi dış yüzeydeyken diyorduk ki G eşittir G M bölü R karedir diyorduk. Bu B noktasında da geçerli, C noktasında da geçerli. Ama iç tarafta ise düzenli olarak azalan bir durumdan bahsediyorduk. Yani yüzeyde eğer G kadarlık bir ivme varsa bu ifadeyi de söylersek G eşittir. G M bölü 4 R olduğu için 16 R kare olarak ifade ediyoruz. Devamında çünkü zaten 4 R için tekrar yazacağız bu durumu. Bu bizim GB ivmemiz oldu. Buna da G dedik. Daha sonrasında içeri doğru girdikçe ise bu orantılı olarak azalıyor diyorduk merkeze doğru gittikçe. Burada her mesafede yani O noktasına geldiğinde sıfır gibi düşünürsek buradaki oluşacak parçayı her içe doğru geldikçe azalıyorsa R kadar geldiğinde 3G bölü 4 o zaman tam ortaya geldiğinde G bölü 2 A noktasına geldiğinde ise G bölü 4 olarak ifade edebiliriz. Yani O noktasında 0. Burada ise G bölü 4 olarak dörtte birine düştüğünü söyleyebiliriz. Gelelim C noktasındaki kısma. Onu da yazarsak Y M bölü 4 4 8 R yani 64 R kare oldu. Yani o zaman ben burada ifade olarak hani üstteki ifadeyle benzetmek istersem 4 katı yani bir dörtte biri olarak ifade edersek yani bunu G bölü 4 olarak da yazabilirim. Yani C noktasında inmemiz G bölü 4 olarak söyleyebiliriz. Bu mantıkla hepsinde eğer yerçekim kuvvetleri eşitse o zaman MA çarpı G bölü 4 eşittir MB çarpı G'ye eşit olacak MC çarpı G bölü 4'e. Burası o zaman 4M, burası M, burası ise 4M çıkacaktır. Yani doğru seçeneğimiz burada Edirne seçeneğimiz olacaktır. Devam ediyoruz. İçinde H yüksekliğinde su bulunan şekildeki dalga eninde aynı fazla F frekansı titreşen aralarında D mesafesi olan iki kaynak girişim deseni oluşturuyor diyoruz. Buna göre oluşan girişim desenindeki düğüm çizgi sayısı düğüm dediğimiz ifade zaten katarlarımız ve düğüm çizgilerimiz vardı burada zaten. Katarlar iki tepenin ya da iki çukurun oluşturduğu yerler, düğümler ise bir tepe bir çukurun oluşturduğu yerler oluyordu. Şimdi düğüm çizgi sayısı işlemlerin sonucunda ilk duruma göre nasıl değişir diye soruyor. Birinci seçeneğe geldik. Birinci kaynak eksi x yönünde kaydırılarak. Kaynaklar arasındaki uzaklık 2D yaparsak. Kaynaklar arası mesafe 2D yaparsak daha çok çakışacaklardır. Yani daha fazla çizgi gözlemleyebilirim ben. Daha fazla çizgi gözlemleyebilirsem o zaman düğüm çizgim de artmış olur. Hem katar hem düğümüm artar. O zaman birinci seçenek artar olur. 2'ye geldim. Kaynakların titreşim frekansı 2F yapılırsa. Lambda eşittir V çarpı T ya da lambda çarpı F eşittir V formülünden yorumluyorduk. Diyorduk ki bizim ifademizde hızımız değişmiyorsa yani ortam aynıysa bu sabitse. Frekansı arttırırsan dalga boyu küçülür. Dalga boyunun küçülmesi demek daha çok gözlemleme anlamına gelir o zaman benim. Daha çok gözlemleyebilirsem daha kısa olursa o mesafeler yani o girişim desenleri daha çok sayıda katar ya da daha çok sayıda düğüm gözlemlemiş oluruz. Yani o zaman ikinci seçenekte de artar diye ifade ediyoruz. 3'e geldik. L'ne su eklenerek su yüksekliği arttırılırsa. L'ne su eklemek hızı arttırır. Hızı arttırmak dalga boyunu arttırır. Kaynağımız bu sefer sabit. Dalga boyumuzu arttırırsak bu sefer daha az sayıda çizgi gözlemleriz. Katar ya da düğüm çizgi sayısı. Bu sebeple çizgimiz azalır. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olur.
Burada iyonlaşma seviyelerinden bahsetmiş bize. Bir X atomunu enerji düzeyleri aşağıdaki verilmiştir diye söylemiş. Diyor ki X atomunun buharına yollanan tanecikler yaptığı etkiyle ilgili ifade hangisi yanlıştır diye soruyor. A seçeneğine baktık. 7,4 enerjili X fotonu atomu 3 enerji düzeyine uyarabilir. Eğer fotonsa eşit olduğunda uyarabiliyordu. Evet doğrudur o zaman uyarabilir. 10,5 elektron volt enerjili Y elektronu 2 farklı atomu uyarabilir. Eğer elektronsa seviyenin üstünde olabiliyordu. Yani 10,5 dediğimiz 9,2'nin üstünde orada bir yerde, arada bir yerde. Burada baktığımda 5,2'yi uyarabilir. İki farklı atomu uyarabilir mi? Evet, iki farklı atomu da uyarabilir. Yani 7,4'ü de uyarabilir, 9,2'yi de uyarabilir. Bu durumda iki farklı atomu uyarabilir. Doğrudur. Ya da iki kere 5,2 uyarabilir. Üçüncü seçeneğimiz C şıkkına baktığımızda 21,2 enerjili Z elektronu iki farklı atomu iyonlaştırabilir. İyonlaşması için gereken enerjimiz 10,6 idi. 10,6'lı bir tanesi için gerekiyorsa o zaman 21,2 gönderirsem iki farklı atomu iyonlaştırabilir. Evet, iyonlaşma enerjisine eşit olduğu için evet iyonlaştırabilir. Doğrudur o zaman. 10 elektron volt enerjili T fotonları. Atomu uyarırsa temel hale dönen atomlardan 6 farklı ışıma gözlemlenebilir. Şimdi burada gönderdiği şey foton. Fotonların seviyeleri eşit olması lazım ki uyarabilsin. Burada 10 seviyemiz olmadığına göre o yüzden burada bir uyarma durumu gözlemlenmez. O yüzden bu seçenek yanlış olur. Devam ettik. Doğrusal yolda hareket eden bir cisme ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Burada işte grafiğin altına kalan alanlardan yer değiştirmeleri bulabiliriz. Hangisi doğrudur diye seçeneklere bakalım. Cisim 2T ve 4T anında yön değiştirmiştir. Burada doğru ifadeyi soruyor. Yön değiştirdiğimiz ifade 3T anındakidir. O yüzden bu yanlış olur. Cisme 2T, 3T ve 3T, 4T arasında etki eden net kuvvetler eşittir. Burada ivmelere bakabiliriz. Hız zamanında ivmeyi veriyordu. Baktım 2T, 3T anındaki eğimimiz 2V bölü T'den 2A diyelim. 3T, 4T anındaki ise burada negatife gittiği için eksi 2V bölü T'den eksi 2A'dır. Burada net kuvvetlerin eşit ifadeyi verebilir miyiz? Onu bir bakalım. Şimdi baktığımda birinci durumda 2V'den 0'a gelmiş, öyle değil mi? V son eksi V ilk yaparsam o zaman buradaki ifade de eksi olur. Yani bu da eksiyle ifade olmak zorundadır. Yani o zaman ivmelerin ikisi de eksi ise kütle zaten aynı. O zaman kuvvetler de ters yönlü olacaktır. Yani bunlar birbirine eşittir. O zaman kuvvetler, ivmeler aynı. Yani ikinci ifademiz doğru oluyor. Yani B seçeneğimiz doğru oluyor. Devam ettik 14. ve son soruya. Fizik dersinde öğrenciler iki deney yapıyor. Birinci deneyde balon üzerine renkli kalemle noktaları çizdikten sonra balonu şişiriyor. Balondaki noktaların arasındaki uzaklık değişimini gözlemliyor. Gözlemletiyor pardon. İkinci deneyde 10. ambulansın sireni açıp durgunken dinledikten sonra ambulansı öğrencilerden uzaklaşacak biçimde çalıştırıyor. Aracın sirenin sesinin iki durumda nasıl değiştiğini gözlemletiyor. İkinci deney durumunda. Sonra devam ettim. Öğrencilerin bu iki deneyle büyük patlama teorisini ilişki kurmalarını istiyormuş. Birinci öğrencilerin yorumlarına geliyoruz. Patlama sonrası yıldızlar ve galaksiler birbirinden uzaklaşması balon deneyiyle açıklanabilir. Burada evet, noktalar ne yapıyoruz? Balondaki noktalar uzaklaşıyor birbirinden. Uzaklaştığı için balon deneyiyle açıklayabilir miyim? Doğrudur. Yani Aylan'ın söylediği şey doğru olur. Zeki'ye geldim. Yıldızlardan gelen ışığın kırmızıya kayması ambulansların sesinin frekansının küçülmesiyle açıklanabilir. Şimdi buradaki seçeneğe baktığımızda ise bizim gözlemcimiz var. Arkada uzaklaşıyor. Şimdi siren sesi ne yapıyor? Bizim yanımızda ise tiz uzaklaştıkça pese doğru gitmiş oluyor. Böylece kırmızıya kayması ambulansların sesinin frekansının küçülmesiyle açıklanabilir. Benzetilebilir bir durumdur. O zaman burada da Zeki'nin söylediği seçenek de doğru olabilir. O zaman Zeki'yi de onaylıyoruz. C'ye geldik. Yıldızlardan gelen ışığın kırmızıya kayması ambulansın sesinin frekansın büyümesiyle. Frekans büyüseydi daha yüksek bir enerjiye sahip olurduk. Daha tiz bir ses elde ederdik. Ama bizden ambulans uzaklaştığı için frekansımız küçülüyor. O yüzden Zeki'nin söylediği doğruyken C'nin söylediği yanlış oluyor. Yani doğru seçeneğimiz Denizli şıkkı oluyor.